Abdest ve sular Sual Deniz suyuyla, içinde koli basili bulunup da içilmeyen suyla abdest alınabilir mi? Gust ederken sabun, su kazanının içine düşse, o suyla gust etmekte var mıdır? İçine ayran, sirke dökülmüş suyla abdest alınır mı? Cevap Deniz suyu temizdir, içilebilir de fakat tuzlu olduğu için içilmiyor diye abdest alınmaz, gusledilmez şeklinde bir kaide yoktur. Necis olduğu için içilmeyen bir suyla abdest alınmaz. Fakat koli basili bulunduğu için içilmeyen bir suyla abdest alınır. Bir kazanın içine bir kaşık tuz konsa o suyla abdest alınabilir. Eriyemeyecek kadar çok tuz konursa o zaman böyle bir tuz eriyiyle abdest alınmaz.'' Bir kazan suya bir kaşık ayran veya sirke katılsa bu suyla abdest alınır. Bir suya süt, ayran gibi bir şey karışıp suyun rengini değiştirecek kadar çok olursa o suyla abdest alınmaz. Kavun suyu ve şeker karışıp da suyun tadı değişmezse böyle bir suyla abdest alınır. Tadı değişecek kadar çok konursa o suyla abdest alınmaz. Meyve suları içildiği halde hiçbirisiyle abdest alınmaz. Zemzem suyuyla abdest alınır, gusledilir. Bir suya mürekkep damlayıp suyun rengini değiştirmezse o suyla abdest alınır. Karışan sıvı suyun üç vasfı olan renk, koku ve tadından birini değiştirirse o suyla abdest alınmaz, gusledilmez. Bunun istisnaları vardır. Mesela fasulye, nohut mercimek, soğuk suda kalıp, suyun üç vasfı yani rengi, kokusu ve tadı değişse bile akıcılığını kaybetmediği müddetçe böyle suyla abdest alınır. Et suyunun rengi, kokusu ve tadı değişmemiş bile olsa yine et suyuyla abdest alınmaz. Bir suya temiz şeyler karışıp suyun rengi değiştiği halde su ismi değişmemişse o suyla abdest alınır küçük bir havuza az bir necaset düşürse, suyun üç vasfı değişmese de yine o suyla abdest alınmaz. Uzun zaman durmakla üç sıfatı değişen su pis olmaz. Bununla abdest alınır. Sual, müstamel su nedir? Bu su ne işe yarar? Cevap, abdeste ve gusülde kullanılmış olan suya müstamel su denir. Cenaze yıkanmış su da yemekten önce ve sonra sünnet olduğu için el yıkanmış suda da müstamel sudur. Müstamel su, İmam-ı Azam'a göre kaba necasettir. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre hafif necasettir. İmam-ı Muhammed'e göre temizdir. Fetva da İmam-ı Muhammed'e göredir. Bununla necaset temizlenir ama abdest alınmaz ve gusledilmez. İçmek ve hamur yapmak mekruhtur. Müstamel su, maliki hariç diğer üç mezhepte tahirdir. Ama mütahhir değildir. Yani temizdir, temizleyici değildir. Necaset temizlenir ama o suyla tekrar abdest alınmaz. Maliki de hem tahirdir hem de mütahhirdir. Cenaze yıkanmış su, mai müstamel ise de necistir. Bunun için yıkayanların üstüne sıçramaması, peştemal sarınmaları lazımdır. Sual Güneş enerjisiyle ısınan suyla abdest almak mekruh mu? Cevap Güneş enerjisinden aletler vasıtasıyla ısınıyorsa mekruh olmaz. Güneşte kalarak ısınmışsa tenzihen mekruh olur. Sual Bir kova suya temiz bir sabun düşse, elimizi sokarak bu sabunu çıkarsak, kovadaki suyla abdest almakta mahsur var mıdır? Cevap: Sabun eriyerek suyun akıcılığını kaybettirmezse bu suyla abdest alınır. Sual: Su dolu kovaya sirke dökülse bu suyla abdest alınır mı? Cevap: Evet alınır. Sual: Uzun zaman kalmakla kokan suyla abdest alınır mı? Cevap: Uzun zaman durmakla üç sıfatı değişen su pis olmaz kokan suyun sebebi bilinmezse, temiz kabul edilir. Başkasına sorup araştırmak gerekmez. Sual. Gölde, denizde abdest alınır mı? Cevap. Evet. Sual. Kırlarda akar sular, ırmaklar, üstü açık olarak akıyor. Bu sular içilir mi? Böyle sularla abdest alınır mı? Cevap. İçine necaset karışmıyorsa, üstünün açık olmasının mahsuru olmaz genelde akarsu pis olmaz. Hadis-i şerifte rengi, tadı ve kokusu değişmeyen su temizdir, necis değildir buyruluyor. Sual, müstamel su i̇mam Muhammed'e göre temizdir. Buna rağmen yine sakınmak gerekir mi? Cevap, diğer imamlara da uymak için dikkat edilmelidir. Sual, su yok, kar var. Karla abdest alınır mı? teyemmüm etmek mi gerekir? Cevap, karla abdest alınmaz. Karla taharet caizdir. Menba sularıyla abdest alınabilir. Teyemmüm burada geçerli olmaz. Kar bir kaba konur, eritilir ve su olur. Bu suyla abdest alınır. Şehirde su bulamamak özür sayılmaz. Sual, abdest alınması için büyük havuz ne demektir? Cevap, Hanefi'de alanı 23 metrekare olan su, büyük havuz kabul edilir. Şafii'de kulleteyn ise 220 kilogram su alan havuzdur. Bu havuz temiz kabul edilir. Sual, gusül ve abdest suyuma, kovaya yıkanırken su sıçrasa bir şey gerekir mi? Cevap, bir şey gerekmez. Sual, Din kitaplarında suyun rengi, kokusu ve tadı değişmedikçe su temiz kabul edilir. O halde büyük bir kazan temiz suyun içine bir fincan idrar döksek su necis olmaz mı? Cevap Hanefi'de küçük havuza, Şafii'de ise kulleteğinden az olan suya az necaset düşerse, üç sıfatı değişmese de necis olur. İnsan içmez ve temizlikte kullanılmaz.'' üç sıfatı değişirse idrar gibi olup hiçbir şeyde kullanılmaz. Maliki mezhebinde ise rengi, kokusu ve tadı değişmemiş suyla abdest ve gusül sahih olur ise de mekruh olur. Maliki de, mai müstamel de böyledir. Sual, abdestten artan suyu kıbleye karşı ayak üzere içmek müstehaptır. Çeşmeden içmek de olur mu? Cevap, evet. Sual, Abdestte ve gusülde çok su kullanmak israf mıdır? İsrafsa mekruh olur mu? Cevap, abdestte ve gusülde lüzumundan fazla su kullanmak israf olur. Haramdır. Sual, soğuk günlerde abdest alırken sıcak su gelmesi için musluğu fazla açmak israfa girer mi? Cevap, İsraf olmaz. Kasten yapılmıyor. Sual, Abdestten yere düşen suyun üzerine basınca ıslanan çorap necis olur mu? Cevap, necis olmaz. Sual, yolda rastlanan ve temiz olduğu zannedilen suyla abdest alınır mı? Cevap, evet bu suyla abdest alınır. Su az olup içine necaset karıştığı iyi bilinmedikçe bununla da abdest alınır yani temiz kabul edilir. İbadetler fazla zannedilmekle temiz ve doğru olur. Fakat itikat çok zanla doğru olamaz. İyi bilinmekle doğru olur. Sual, abdest suyunun içine gaz veya benzin damlasa, suyun üç vasfından, renk, koku ve tadından biri değiştiğine göre, bu suyla abdest almak caiz midir? Cevap, caizdir. Gaz ve benzin necis değildir. Necaset karışıp da, üç vasıftan birisi değişirse bu suyla abdest alınmaz. Sual, evde sular kesilince içmek, abdest almak gibi ev ihtiyacı için cami avlusundaki şadırvandan su almak caiz midir? Cevap, caizdir.